Yusuf Kaplan Tarihin en buruk, en zor ve en düşündürücü Ramazanı Ramazan bir ay süren bir ibadet ayı değil sadece, bir iklim, bir mevsim, muazzam bir direniş, diriliş ve varoluş mevsimi. Bizi haktan uzaklaştıran, hakikatten ayıran her şeye direniş, hakkı biliş, hakikat yolculuğuna çıkarak diriliş, arınış, toparlanış ve varoluş mevsimi. Kafkaes kasvetten çıkış yolu yolculuğu Varoluş mevsimi dedim ama paranteze aldım. Varoluş kelimesini. Varoluş onca yolculuktan sonra hakim olma, sahip olma, dünyaya hükümran olma ya da her şeye malik olma, meliklik taslama anlamında var olma değil. Çileyle yoğrulma, hiçleşme, arınma, kendine gelme, kendine gelerek kendini aşma, başkasına başka dünyalara ulaşma, melekut aleminden süt emerek mülk aleminde insanın meleksi melekelerini geliştirme yolculuğu, gayreti ve cehdi. Koronavirüs Ramazan'ı da, hac ibadetini de, cumalarımızı da etkiledi. Etkilediğine kelime yok etti adeta tabiri caizse. Rabbimizin hikmetinden sual olunmaz. Elbette. Zuhurata tabi olmak edeptendir. Bize düşen edebimizi takınmak, hikmetini idrak etmek olmalı bu olağan dışı durumun. Ders çıkarmak. Bu durumdan, insanlığı her bakımdan karanlığa gömen bu felaketten, bu kafkaesk kahvetten, sürreel absürtit eden insanlığa ışık saçacak bir fener olabilme, bir çıkış yolu sunabilme gayreti cehdi içinde olmak. Müslüman zor zamanların çocuğu, İnsan zor zamanlarında tanır insanı da, hayatı da, hakikati de. Zor zamanlar kadar öğretici, kişiyi silkeleyip kendine getirici bir öğretmen yok. En leziz yolculuklar zorlu, çileli, bedeli ödenen yolculuklardır. Unutulamayan, uzun soluklu, ter dökülen, emek sarf edilen, cehdle, gayretle gerçekleştirilen çileli yolculuklar. İşte bu zorlu uzun soluklu yolculuklar bizi hakikate de, hayata da, insana da aşkla, şevkle, şükranla bağlar. Hayatla insan arasında, insanla insan arasında, insanla tabiat arasında ve temelde insanla Rabbi arasında sarsılmaz, muhkem bağlar kurar. Hakikat insanda o zaman yeşerir, kıvamını bulur. İnsanın haksızlıklara, zorbalıklara, absürtlüklere, şer, şeytan işlere, bütün zulümlere isyanı ve kıyamı olur. Zahmetsiz rahmet olmaz. Bu söz serlevha olarak gök kubbeye asılsa yeridir. Ancak böylesine öğretici bir söz ve bu sözle gelen eylem insanı silkeler, diriltir, kendine getirir. İşte bu söz medeniyetimizin özünü çok iyi ele verir. O yüzden şunu söylüyorum. Zor acıyı yener. Acı acımasızlığı yok eder. Kolay elde edilen kolay elden gider. Hakikat dolayısıyla hak, hukuk, adalet, kardeşlik, sulh, selamet ve tek kelimeyle medeniyet çilesini çekene lütfedilir. Çilesini çekene, bedelini ödeyene, hak edene yani. Çilesini çekmeyene hakikat de, medeniyet de lütfedilmez. Lütfedilse bile imtihan olsun için söz konusu olabilir bu. İslam zor zamanların dinidir. Müslüman da zor zamanların insanı. İslamiyetin, Bediüzzaman'ın o sarsıcı ifadesiyle insaniyeti kübra olmasının sırrı burada saklı. En zor zamanlarda, büyük yıkım anlarında, bütün insanlığı sarsan, bütün dünyayı hallaç pamuğu gibi savuran büyük felaket zamanlarında en güvenilir liman, en umut vadeden sığınak, en sarıp sarmalayan, insana insanlığını, özünü, fıtratını, kalbini hatırlatan her daim oluş halinde, her daim oluş halinde, her daim canlı, her daim diriltici muazzez ilahi kaynak. Ramazan insanlığa rahmet, şefkat ve merhamet çiçekleri armağan etsin. Tarihte böyle bir zaman, böyle bir felaket nadiren yaşadığı insanlık. Hacda, cumalarda, Ramazan'da öksüz, yetim ilk defa. Öyleyse hasreti, özlemi büyütmeliyiz kalbimizde. Kalbimize dönmeli, tamiratı, muhasebeyi, bizi bize getirecek, diriltecek zikri ve müzakereyi orada yapmalı, bizi yeni bir dünyanın inşası, hakikat medeniyetinin tohumlarının ekilmesi yolculuğuna çıkaracak fikri ve mefkureyi oradan yeşertmeliyiz özenle. Her dem yeni, her dem yenileyici, her dem diriltici bir ruhla ve nefesle. Tarihin en buruk Ramazan'ı bu. Elbette hayırlı ve mübarek olsun. Huzur ve kardeşlik getirsin. Hakikat özlemimizi, hasretimizi beslesin, büyütsün. Bütün insanlığa ve varlığa kol kanat gersin. Rahmet, şefkat ve merhamet çiçekleri armağan etsin. Vesselam. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak Ardan Zentürk Dikkat! emperyalizm FETÖ PKK ittifakı ile yeni saldırıya hazırlanıyor. Gazi meclise selam olsun. Önce şu fotoğrafı buraya koyup memleketin sömürgeci çizmesine teslim edildiği günlerde bağımsızlığımızın ve milli onurumuzun sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tam 100 yıl önce bugün dualarla açan dedelerimizi rahmetle analım. Unutulmaması gereken 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan meclisin üyelerinin büyük bölümünün 11 Nisan 1920 günü İstanbul'daki İngiliz işgal kuvvetlerinin kapattığı Osmanlı Meclisi Mebusan'ı üyeleri olduğudur. Gazidir çünkü esarete hayır diyen bir milletin istiklal harbinin ana karargahıdır. Emperyalizmin hedefindedir. 15 Temmuz'da Amerika'nın 1 dolarlık askeri o bombayı bu nedenle attı. Şerefimizdir, kimseye teslim etmeyiz. Emperyalizm, CIA, Benede EYP hattında saldırı cephesi kurdu. Türkiye'nin beka mücadelesi 1920'lere benzer boyutta yüksek riskler taşıyor ülke kamuoyunun COVID-19 sorunuyla uğraştığı bir dönemde Amerikan CIA, Alman BND ve Yunan EYP hattında şekillendirilen yeni saldırı planları 15 Temmuz'da püskürttüğümüz emperyalizmin FETÖ PKK hattında yeniden yapılandığını işaret ediyor. BND EYP'nin himayelerindeki kaçak FETÖ'cü subayları Suriye-Irak hattında PKK saflarına intikal ettirdiği 15 Temmuz'da başarısız olunca Silopi'den Kandil'e sığınan 3 ütuğu general 62 FETÖ'cü subaydan söz etmiyorum. Kaçak yaşayanlar. Yönünde Ankara'ya ulaşan istihbarat önemlidir. Yunan Derin Devleti'nin aşırı milliyetçi kanadının sözcüsü ve ne şaşırtıcı FETÖ'cü Nordic Monitor'la çalışan Penta Postagma'da yer alan yorumlarda sürekli TSK bünyesinde ikiye bölünme ve karargah çatışmaları senaryosunun yer alması bir tesadüf müdür? Hayır. Başkan Erdoğan'ı Covid-19 günlerinde bile teslim alamadığını gören emperyalizmin şantaj yüklü yeni senaryolarını bilinçli olarak sergiliyorlar. Türkiye'nin TSK bünyesinde tespit edilmiş binlerce kripto unsurla, 15 Temmuz sonrasında emniyet ve TSK jandarmadan ihraç edilmiş silah eğitimli unsurlar hakkında alarmda olması gereken bir dönemden geçiyoruz. TSK kökü asırlara dayanan güçlü gelenek ve kurumsallaşmanın adıdır. Tabii ki tek bir mensubu üzerinden tartıya çıkarılamaz ama kaçak FETÖ unsurlarıyla Yunan derin devleti adına Mossad'ın debkası gibi yayın yapan milliyetçi yayın organlarının tüm amiral cihat yaycıya saldırıda birleşmiş olmaları bir kriterdir. Bu özellikle Yunanistan’a yerleşmiş olan FETÖ unsurlarının Yunan istihbaratıyla açık bir işbirliği içinde olduğunun ana göstergesidir. S400’ler üzerinden saldırı hazırlığı var. Önce Reuters ajansına, Türkiye S400 savunma sistemini aktif hale getirme planını erteledi başlığıyla bir haber yaptırdılar. Haberde Türkiye etkilisi erteleme yok, çözülmesi gereken teknik gecikme var diyordu ama kim dinler, Amerika'nın İsrail destekli Siyonist kurumlarından Washington Enstitüsü Yakın Doğu Araştırmaları Merkezi Türkiye Bölüm Başkanı Soner Çoaptay, Erdoğan İmparatorluğu Türkiye ve Orta Doğu'da politikası başlıklı İsrail'in haklarını koruyan kitabın sahibidir. Koronavirüs Türkiye'nin Suriye ve Libya politikasına ters etkisi olacak başlıklı son yazısı zaten emperyalizmin gelecekteki beklentisini ortaya koyuyordu. Bu yazıyı bir başka Siyonist kurum Demokrasileri Savunma Vakfı'nın FETÖ'den aranan CHP Bursa Eski Milletvekilidir de Türkiye Bölümü Direktörü Aykan Erdemir'in Erdoğan'ın koronavirüs tepkisi Türk ekonomisini yıkacak başlıklı yazıyla değerlendirmekte yarar var. Emperyalizm COVID-19 günlerinden çökmüş, kapısına gelmiş ve yeniden kontrol altına alınmış bir Türkiye'nin beklentisindedir. Bu stratejinin içimizdeki işbirlikçileri önce Türkiye IMF ile anlaşmalı kampanyasına sarıldılar. Şimdi ise Türkiye ekonomik istikrarı için Amerika'yı kızdırmamalı S-400'ler askıya alınmalı kampanyasına yüklenecekler. IMF'den sonra S-400'ler de ülkedeki emperyalist işbirlikçilerini tanıma açısından iyi bir kritere dönüştü. Anti-emperyalist kuvva duruşu esastır. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, 8 Nisan'da basın toplantısı yapıldı. Kendisine yöneltilen soru, Erdoğan'ı birlikte çalışmaya ikna edebilecek misiniz? şeklindeydi. Dünya yıkılmış ama emperyalizmin yayın organları Türkiye'nin IMF'ye kapıları kapatmış olmasından rahatsızdılar. Aynı cephenin gazetecileri Erdoğan-Trump görüşmesinden bir gün sonra dün Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'a şu açıklamayı yaptırdı. Biz Türkiye'ye S-400 konusunun katsa yaptırımları konusu olduğunu ve ikili ilişkileri bozduğunu en üst düzeyde bir kez daha ilettik. Sanırım tablo anlaşılmıştır. Askeri saldırı alanı Irak, Suriye, sivil saldırı alanı ise ekonomidir. Kuvayı milliye ruhuyla direneceğiz. Bilsinler. Ardan Zentürk, Star.